Acele Sports Medya ekranlarından herkese sevgiler saygılar efendim. Ben Erkan Göçmen. Bugün bu programda Lara Spor'un Türkiye Şampiyonası özel programını yayınlayacağız. Çok değerli konuklarımız var. Ben hemen kendileri tanıtayım. Daha doğrusu onları tanıtmadan önce bu takım Türkiye Şampiyonası'na 20'de 20 yaparak, evet yanlış duymadınız, 20'de 20 yaparak Türkiye Şampiyonası'na gidiyor, puan kaybetmeyerek. Gerçekten müthiş bir başarı. Ben hemen programdaki konukları size takdim edeceğim. Lara Spor'un değerli başkanı Mehmet Toprak, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Lara Spor'un antrenörü ve kulüp basın sözcüsü sevgili Hakan Yıldırım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz daha doğrusu geldiniz. Biz hoş geldik, aynen. Lara Spor'un futbol sorumlusu sevgili Abdullah Özer, bence başarının büyük mimarlarından bir tanesi sizsiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Evet ve tabii biz dışarıdan hani maçları anlatıyoruz, takip ediyoruz ama tabii saha içerisinde çok farklı. Onların görüşleri çok çok önemliydi. Onlar da bizi kırmadılar. Teşekkür ediyoruz. Futbolcularımız Hayati Sözen, hoş geldin Hayati programı. Evet, siz hoş ve orta sahanın yıldızı sakinliğiyle, mükemmel paslarıyla, tıpkı diğer oyuncular gibi. Sevgili Özkan Kuray, sen de hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Evet. Şimdi Mehmet Hocam, sizle başlayalım. Evet. Bu takımın, Lara Spor'u kurarken misyonu neydi bu takımın? Yani kurarken ne amaçlamıştınız? Lara Spor'u 1999'da abilerimiz kurdu. Daha sonrasında biz 2006-2007 sezonda geldik, görev aldık. Hani buradaki düşünce, bölgemiz Lara bölgesinde çocuklarımıza spor yaptırmak, kötü alışkanlıklardan çocukların aranıp futbol sahasına yönlendirmelerini sağlamaktı. 2006-2007'de geldikten sonra bizim buradaki düşüncemiz, daha önce profesyonel anlamda yaptığımız futbolu tabii ki çocuklara spor yaptırmak öncelikle, ama çalışarak geliştirebilen oyuncuları da ileride profesyonel anlamda öncelikle Antalyaspor'a, sonra da diğer Türk bütün takımlara kazandırmak. Bunu da bu bölgede 2012'den sonra özellikle yapmaya başladık. Her gün potansiyelimiz yükselmeye başladı. Aldığımız izlenimler, yaptığımız işler Antalya camiasında seviliyor. Şu anda da yani kurumsal takımlar dışında bütün takım tesis anlamında bütün takımlarla mücadele edebilecek gruplarımız oluştu. Yani bundan sonraki düşüncemiz de Türk futboluna hizmet etmek, bölgemizden yetenekli oyuncuları geliştirerek milli takım seviyesine kadar oyuncu çıkarmak. Yaş kategorisi en ufak, en düşük 10-11. Şimdi biz burada yaptığımız sistemde öncelikle futbol okulundan alıyoruz. Aldığımız yaş grubu 5 yaşında başlıyor. 5 yaşında? Evet. Lisanslı grup 11 yaş grubu başlıyor. 11 yaşında biz hatta bir sene erken 10 olarak liglere katılıyoruz. Sonrasında da şu anda U10, U11, U12, U14, U16, U18 ve süper amatör olarak Lara Spor, Lara Futbol Eğitim Spor Kulübü, Aslara Spor ve Antalya Dokuma Spor Kulüpleri olarak 11 kategoride yer alıyoruz. Yaklaşık 300 taneye yakın sporcumuz var lisanslı. Futbol okulumuzla birlikte 500-600 tane sporcumuz var şu anda. Yani buradaki düşüncemiz antrenör olarak özellikle hedeflerimizde şu: biz bu işi yaptık, amacımız sosyal sorumluluk projesi anlamında kulüp olarak bölgemizdeki çocuklara, Antalya'mıza spor anlamında, futbol anlamında katkı sağlamak. Evet, gerçekten orada başarıyorsunuz. Ben hemen Abdullah Hocam, Antonio Conte'ye dönmek istiyorum. Çok benziyor Antonio Conte'ye, değil mi? Sevgili Abdullah Hocam, vallahi ben sizi tanıdım. Şöyle söyleyeyim, çok da
Yani şöyle insanların bazen kan çeker. Evet, evet. Çok değerli bir insansınız. Siz de değerli insanlar gibi. Bence başarının en büyük mimarlarından bir tanesi günümüz futbolu. Şu an teknik direktörler çok önemli. Sizsiniz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu Lara Spor'u kurarken, buradayken neler arzu ediyordunuz ve şu anda neredesiniz? Nerelerdesiniz yani planlarınızın doğrultusunda? Şimdi Mehmet Hocam'ın dediği gibi ben de ona katılıyorum. 2012'de bu işe başladığımızda biz Mehmet Hoca ile beraber buraya geldiğimizde doğru düzgün lisanslı oyuncumuz bile yoktu. Evet. İlk hedefimiz bizim de oyuncu yetiştirmek. İşte profesyonel takımlara oyuncu çıkarabilir miyiz? Tabii önce insan yetiştirmek, ondan sonra oyuncu yetiştirmekti. Evet. Bu amaçla başladık. Sonra bütün gruplarımız tabii alttan yetenekli oyuncular gelince bütün liglere katılmaya başladık. Önce başarı gözetmiyorduk biz. Sadece iyi oyuncu yetiştirelim anlamında giderken işte U13 zaten U12, U13, U14'te yarışmacı değiliz. Burada sadece eğitimciyiz. U15'ten sonra yarışmacı olalım dedik. O yaşa kadar eğitelim. Ondan sonra U16, U18 amatör burada genç oyunculara hedef göstererek liglere katılalım. Başarılı olabiliyorsak buralarda başarılı olalım. Çünkü burada yetişen oyuncu artık profesyonel seviyesine gelmiş oluyor. Oyuncu da veriyoruz profesyonel takımlara. Bayağı oyuncu da verdik. Kamera arkası yani Antalyaspor değil mi bir? Antalyaspor'a bayağı bir oyuncu verdik. Başka takımlara da gönderdiğimiz oyuncular var. Ama dikkat ediyorsunuz diye düşünüyorum. Yani oyuncu verirken bence takımlara şartlarınız var diye düşünüyorum. Yani tabii ki yani oyuncuları. Evet hocam. Burada biz Antalya'da Antalyaspor'un pilot takımı olarak çalışıyoruz Lara bölgesinde. Daha önceden şu anki Antalyaspor altyapı sorumlusu kulüp başkanımızı ve şu anda bizim onursal başkanımız Sezgin Özer olduğu için özellikle Antalyaspor'la birlikte çalışıyoruz. Çünkü biz de Antalyaspor altyapısı ve profesyonel takımda oynadığımız için her zaman hedefimiz Antalyaspor. Çocuklara da hedef olarak öncelikle Antalyaspor'u tercih etmelerini sağlıyoruz. Bu yönde de şu anda 2012'den beri özellikle 2015'ten sonra oluşumdan sonra 30-35 tane oyuncu verdik. Ama yukarı çıkan oyuncu sayısı anlamında şu anda yok. Ama mutlaka çıkacaktır diye düşünüyorum. Yukarıda biraz herhalde rüzgarlar sert esiyor. Ya da acaba yani az önce bir örnek vermişler. Evet, evet. Yani oyuncu gidiyor, geliyor. Tekrar onun bir psikolojik problemler. Toparlanma süreci oluyor. Sanki bir terapi de verilmesi gerekiyor. Aslında bence doğruyu yapıyorsunuz. Tabii yukarıdaki kişilerin onların tercihleri tabii. Tercihleri oluyor diye düşünüyorum. Hocam sizle devam edelim hemen. Yani dediğim gibi işte U16'ya gelirsek 2 senedir işte pandemiye girdiğimizden beri çalışıyoruz çocuklarla. Kendi sahalarımız olduğu için avantajımız oydu. Pandemide de bizim çalışma fırsatımız oldu. Çalıştık. Gece gündüz demedi çocuklar. Aslında hiç hedef koymamıştık. Hedef kendiliğinden oluştu zaten bu sene. Çünkü yetenekli bir grubumuz var. İyi oyuncularımızdan kurulu bir takım. Hem üst liglerde bu yaş grubundaki çocukları biz hem üst ligde oynattık. Süper amatörde oynayan oyuncularımız vardı. Aha. 2006 doğumlu, 2005 doğumlu. Bu çocukları da kendi liglerinde daha iyi olacaklarını tahmin ediyorduk zaten. Nitekim öyle oldu. Güzel bir lig çıkardılar. Yenilmeden namalip 20'de 20 yaptılar. Evet aslında onu konuşacağız zaten. O büyük başarı. Hemen ben Hakan Bey'le devam edeceğim. Hakan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasıl görüyorsunuz Lara Spor'u? İçindesiniz. Misyonlarınız. Evet yaklaşık 4 yıldan beri ben bu caminin içerisindeyim. Hı-hı. Gerçekten mükemmel şeyler oluyor bu camiada. Futbol okulları, yaş grupları, bütün takımlar, veriler de bu işin içerisinde. Evet. Hocalarla birlikte yaklaşık 7 tane hocamızla, özel kaleci hocamızla var. Hep birlikte çalışarak Lara Spor'u, Abdullah hocamın dediği gibi U16 takımını bu seviyelere kadar getirdik. Ama işimiz bitmedi. Bizim asıl amacımız çocuklarımıza iyi bir futbol eğitimi vermek, futbolun doğrularını, güzelliklerini onlara aktarmak ve Türk futboluna faydalı, iyi ve iyi bir birey yetiştirmek. Evet, çok bravo. Gerçekten önemli duygular, düşünceler bunlar diye düşünüyorum. Hemen saha içerisindeki şöyle silahımı hemen Hayati ve Özkan'a doğrultuyorum. Yani kameramı daha doğrusu. Takım kaptanımız. Kaptan Özkan. Özkan. Evet Özkan, ben şimdi 5 maç anlattım.
soğukkanlılığın falan. Ben bazen böyle kendi organizasyonda da mesela böyle maçı anlatırken oyuncuları bazı oyunculara benzetirim. Seni de herhalde böyle anlatan kafamda oluşacaktır. Sen oyuncu gözüyle sahanın içerisinde gerçekten hani çok zor maçlar yaptınız. Özellikle playofflarda çok zor maçlar yaptınız. Beni de delirttiniz. Attığınız goller beni olmayı geçenin golünü de gördüm buraya. Sen neler düşünüyorsun? Başarıyı ben sizle başlayayım çünkü bu başarıyı bekliyor muydunuz Özkan? Ya bekliyordum çünkü çok iyi bir takımımız var. Hocalarımız olmak üzere yönetimimiz. Yani çok iyi bir camiayız. Hocam dediği gibi hedeflerimiz var. Şampiyonada çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Hayat senle devam edelim. Ben de Özkan'a katılıyorum. Öncelikle bence başarının sırlarından biri gerçekten bir takım olmak. Bu ekip bayağı eskiden beri hep birlikte liglere katılıyor işte. Böyle başarılar ara sıra yani çoğunlukla oluyor. Ara sıra dedim yani çoğunlukla oluyor. Takım içinde böyle anlaşmazlıklar olmuyor. İyi organize olup mücadele ediyoruz maçlarda. Ya şey söyleyeceğim. Takım içindeki en sakin oyuncu ve en böyle Eren diye düşünüyorum. Eren'e çok... Rio'dan geldi değil mi? Brezilya. Santos muydu hocam? Eren değişik bir oyuncumuz ya. Eren'e mesaj gönderebilirsin. Buradan öpüyorum onu. Artık saçlarını değiştirsin değil mi? Farklı saç modeli yapsın. Beyaz ama farklı olmak istiyor. Evet. Yani. Farklı olmak istiyor. Sağ içinde de farklı olmak istiyor. Evet. Biraz fazla toplu oynuyor. Eren, sevgiler sana. Hayati var mı eklemek istediğinde? Yani şunu soracağım. Gerçekten bu 20'de 20 yani lige başlarken bunu hani diyor muydunuz 20'de 20 olur? Hani şimdi doğruya doğru. Ya tabii ki olabilir. Oldu da zaten ama hani yani ilk oyunlardan bence belliydi. Yenilmememizin de tabii sıkı bir çalışmaya borçluyuz. Yağmur çamur dinlemeden her gün antrenman yaptık. Yeri geldi kuma girdik, yeri geldi yağmurda ıslandık. Ve 20'de 20 yaptık. Bence başarı böyle kazanılıyor. Çalışarak olmayacak şey yok. Bir teşekkür de babalarınıza, evet, ailelerinize gerçekten her maçta size Mehmet hocam size devam edelim. Şimdi evet, bu başarıyı gerçekten büyük bir başarı, büyük bir emek var. Siz neler düşünüyorsunuz bu başarıyla ilgili? Türkiye Şampiyonası'ndaki hedefleriniz neler? Amacımız burada öncelikle çocuklarımız, başarıdan ziyade çocuklarımızın gelişimini, eğitimini önemsiyoruz. İyi oyuncularımız var bu grupta. Hedef gösterdiğimiz oyuncularımız var. Zaten onlara güvenerek yani biz 2006'dan kaleci Batu, Egecan, Hayati, Yusuf, yani 2006 grubundan 5-6 tane arkadaşımızı, oyuncumuzu da süper amatör takımımızda bazı maçlarda banko, bazı maçlarda da sonradan oynatarak gösterdik. Amacımız oyuncu gelişimi. Yani buradaki düşüncemiz başarı tabii ki önemli. 20'de 20 çok güzel. Söylediğiniz zaman ya da dışarıdan gözlemlendiği zaman çok güzel bir şey ama biz onlardan çıkın illa bu maçı kazan değil. Bizim amacımız iyi oyun oynayıp çocukların kendilerine bir şeyler katması. Evet. Burada da önemli olan her maçta performans gösterip her maçtan sonra dersler çıkarıp ondan sonra da hedef yapmak. Ben inanıyorum ki takımımız Antalya'mızı gruplarda da en iyi şekilde temsil edip gruplarda da başarılı olacaktır. Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı olacaktır. Mehmet hocam bir sorun var. Şimdi sanıyorsam 4. maçtan sonra bir final işte Türkiye Şampiyonası'nı hak ettik. Hı. Orada bir konuşmanız vardı. Ben de onu özellikle çektim. Orada yani gerçekten hani başarının burada İşte futbolculara örnek cümleler kurdunuz. Evet. Orada gerçekten önemli bir kenetlenme vardı. Bence başarı da buradan geliyor zaten. Siz hani ilk başta sizi gördüğüm zaman hani bir hissiyatım şu olmadı. Hani para kazanalım vardır yani. Tamamen bence kendi şahsım adına yani sadece oyuncuları düşünerek, oyunculara yönelik onların başarısı bence her şeyden daha önemli bir geldi. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin açınızdan.
Şimdi biz bu işi başlarken de söyledik. Biz bu işi en iyi yerlerde yaptık. Antalyaspor'da profesyonel Süper Lig'de yaptık. Evet. Ben, Abdullah Hoca, öbür arkadaşlarımız da genelde profesyonelden antrenör olarak, oyuncu olarak, sonrasında antrenör anlamında da profesyonel takımlarda yaptık. Amacımız bölgemizdeki çocukları da yönlendirmek. Yani buradaki düşünce maddi, tabii ki maddi kazanç var. Nedir? Ama Larespor'la ilgili düşünce bölgemizdeki çocukları alıp bir yerlere ulaştırmak. Biz dışarıdan çok oyuncuyla değil, bölgemiz, Lara bölgesi oyuncular. Tabii ki yetenekli oyuncu geldiği zaman her yerden bunu karşılıyoruz. Yani burada yönetim, onursal başkanımız Sezgin Özer bize çok büyük destek veriyor. Abdullah Soydal şu anda bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Demin siz söylediğiniz, velilerle diyalogumuz çok iyi. Biz bir kurum takım değiliz. Dışarıdan işte belediye ya da devlet kurumu desteğiyle gitmiyoruz. Biz aileler ve başımızdaki değerli abilerimizle, ailelerimizle gidiyoruz. Bizim düşüncemiz burada çocuklarımıza gelecek anlamda, yani biraz önce hocalarımız söyledi. Kesinlikle futbol. Konuştuğumuz şey futbol. Ama biz futbolcudan ziyade şu anda toplumumuzun ihtiyacı olan kişilikli insan, topluma yararlı birey yetiştirmemiz lazım. Düşüncemiz o gün de başlar, bu işe başlarken de buydu. Bundan sonra da bu olacak. Hani bir tane sporcu yetiştirmek yıllar alıyor. Ama bizim bundan ziyade, bizim toplumumuzun şu anda özellikle son zamanlarda, işte pandemiden sonra çocukların durumlarını biliyoruz. Evden çıkmayan bir gençlik geliyor. Evet. Sıkıntılı bireyler geliyor. Bizim amacımız çocukları sahayla buluşturmak. Tabii ki bundan sonrasında da bu çocukları yeteneğine göre bir yerlere ulaştırmak. Ha, bunu da Lara bölgesinde iyi yaptığımıza inanıyorum. Hedeflerimiz var tabii ki. Düşüncelerimiz ya Süper Lig ya da üst ligler değil. Hedefimiz burada akademi ligini oyuncu yetiştirmek. Çocuklara yine söylüyorum, yani futbolcu olabilirsiniz. Yani futbolcu olmak çalıştıktan sonra mutlaka olacaklar. Ama toplumumuzun şu anda iyi bireye, kişilikli insana ihtiyacı var. Evet, bu duyarlı sözlerinizden dolayı da tebrik ediyoruz gerçekten. Önce insan. Önce insan olması lazım. Evet, Abdullah Hocam, size devam edelim. Siz bekliyor muydunuz başarıyı? Ki bekliyordunuz da belki hani... Yani 20'de 20 çünkü gerçekten puan kaybı da yok. Hani evet, yani şöyle ilk sezon... Oyun anlamı sizi bir de tatmin etti mi? Oyun. Şimdi oyuncularımızı tanıdığımız için, bir de bu grupla 2-3 senedir beraber olduğum için onları çok iyi tanıyorum. Dediğim gibi yetenekli bir grubumuz vardı. Açıkçası ben bekliyordum. Niye bekliyordum? Şampiyon olmalarını bekliyordum. İlk lige başladığımızda, sezon başı lige başladığımızda çocuklara söylediğim şey, tabii ki önce iyi futbol oynamak. İlla kimse yenilmek istemiyor tabii maçlarda. Bunu da göz önünde bulundurarak çocuklar sahaya çıkıp ellerinden geleni yapmalarını istedik. Onlar da yaptılar. Fakat şöyle bir şey var. Üçüncü, dördüncü hafta biz iyi giderken dedim ki biz bu ligi namağlup bitiririz. Ama playofflar yoktu o zaman işin içinde. Çünkü oynadığımız takımlar az çok izledik, gördük. Bizim ayarımızda değildi yani çoğu. Çünkü grubumuza güveniyoruz biz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Çalışma ortamımız, her gün antrenman yapıyoruz. 5 gün antrenman yapıyoruz, 1 gün maç yapıyoruz, 6 gün, 1 gün izin yapıyoruz. Bunun da karşılığını mutlaka alacaklarını söylüyordum. Çünkü biz de futbolculuk hayatımızda ne kadar çok bu işi çalışırsan, severek yaparsan illaki başarı gelecektir bir yerde. Çocuklara bunu aşılamaya çalıştık. Ligi normal namağlup bitirdik zaten. Sonra playofflar vardı. Playoff'ta rakipleri izledik. İyi takımlardan kuruluydu bizim grup gerçekten. Güçlü rakiplerden kuruluydu. Ama çocuklar üst seviye oynadı diyebilirim. Üst seviye mücadele etti. Evet. O yüzden başarı geldi zaten kendilerinden. Çocuklar sahaya yansıtınca. Şimdi playofflarda mesela ben maçı da anlatırken şöyle düşündüm. Şöyle hissiyatım vardı. Şimdi kazanan takıma, devamlı galip gelen takım, evet, zaten yenik bile düşse o hissiyatı veriyor sana. Evet, ya da beraberlik gelecek. Bir kıvılcım. Evet, evet. Yani mesela atıyorum son işte dördüncü karşılaşma. İşte alışkanlık yani.
yenilmemeye alıştı çocuklar. Yani. Evet, o çok büyük bir artı. Yenilmemeye alıştı. Yani hiç kafanın, aklının ucundan bile geçirmiyorlardı mağlup olmayı çocuklar. Aynen. Hepsi öyle yani. Zaten biz onu gözlerinden görebiliyoruz sahaya çıkarken. Değil mi? Yani. Yasin'in golü mesela. Evet, evet, evet. Hemen bir kıvılcım oluşturdu, sonra Egecan falan. Arkasından yani geldi yani. Yani. Türkiye Şampiyonası'nda şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir şansınız? Valla dediğim gibi biz çocuklara güveniyoruz. Biz takımımıza da güveniyoruz. İnşallah Antalya'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz orada. Sahadaki önce centilmenliğimizle, sporcu kişiliğimizle daha sonra skor zaten gelecektir diye tahmin ediyorum. Orada da başarı bekliyoruz çocuklardan. Çalışmalarımıza başladık zaten, antrenmanlarımıza. Şimdi bugün yarın gruplar belli olacak. Haber bekliyoruz. Hazırız yani biz orası için. Evet, Hakan Hocam size dönüyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Türkiye Şampiyonası öncesi takımınızı nasıl görüyorsunuz? Zaten bizim bu takımımız pandemiden önce de hak etmişti bu başarıyı. Evet. Şampiyon olmuşlardı. O sene gidememişlerdi. Kısmet bu sene nasip oldu. Ama bu sene gerçekten çok çalıştılar. Yani Abdullah Hocam dediği gibi hemen hemen her gün antrenman yaptılar ve iyi oyunla 20'de 20 yaparak bu seviyeye geldiler. Artık bundan sonra gruplar başlıyor. Tabii ki gruplarda iyi takımlar gelecek. Daha iyi takımlar da gelebilir. Burada ben inanıyorum ki arkadaşlarımızın en iyi şekilde Lara Spor'u, Antalya Spor'umuzu en iyi şekilde temsil edecek. İyi oyunla daha sonra yarı finaller, arkasından Türkiye Şampiyonası gidilecek ve orada da başarı sağlanacak diye düşünüyorum. Evet, inşallah öyle olacak. Ben hemen çocuklara döneceğim. Sonra hemen bir kısa bir ara vereceğiz. Tekrardan beraber olacağız. Özkan, sen de devam edeceğim. Hedeflerinde onu sorayım. Hedefim Süper Lig'de futbol oynamak. Milli takımda da ter dökmek isterim. Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş. Ama önceliğimiz Antalya Spor. Olabilir yani. Beşiktaş bir takım tutacaksın zaten ya. Beşiktaş'ta oynamak ister miyim? İsterim. Çok isterim. Yani kim istemez ki? Değil mi? Herhangi bir Süper Lig takımında herkes oynamak ister. Peki sana bir şey soracağım. Şimdi bu Beşiktaş'ta tamam yani zor bir bence hedef ama kesinlikle kolay olmayan bir hedef. Sence bir oyuncu, bir futbolcu Süper Lig'de oynaması için neler yapması lazım? Yani yeteneğin dışında ekstra. Çok çalışmalı. Hani ya fiziksel anlamda bile, psikolojik anlamda da hani evet. Kendini geliştirmeli mi? Sadece fiziksel. Yani fiziksel çok önemli. Fizik çünkü Süper Lig çok aşırı üst düzey bir yer. Orada kuvvet, fizik çok önemli. Özellikle de zihinsel bir oyun oynanıyor orada. Değil mi? Sen de iyi oyunu iyi okuyorsun. Pasların falan. Değil mi Abdullah Hocam? Bayağı. Evet evet. Yani işte o seviyeye gelmeleri için dedik ya, kendisi de söylüyor, çok çalışmak gerek. Çok çalışmak gerek yetmiyor. Daha çok çalışmak gerek. Evet. Hayati ben senle devam edeyim. Şimdi senin ilk antrenman çektiğimde İbrahimovic diyordum. Sol İbrahimovic. Bir deparını hatırlıyorum bak. Hala kafamda yani. Binlerce maç çektim ondan sonra. O deparını da unutmuyorum yani. Sonra senin defansı görünce sevgili Samet'e de buradan sevgiler. Samalasa. Bir şaşırdım ama yani gerçekten tam bir stopersin. Yerinde nasıl yani? İyi futbolcu her yerde oynar. Hani sen yerini yadırgadın mı ya da yani yok, ben önceden de stoperdim zaten. Samet Hoca bir ara şey bir ara değişiklik yaptı. Denedi işte. Biraz. Antrenman ha. Evet, olabilir yani. Tabii bu varyasyonlar. Öyle bir olay oldu diyorsun. Evet. Sen neler düşünüyorsun? Senin hedeflerin neler? Benim hedefim daha yüksek Premier Lig'de ben oynamak istiyorum. Neden olmasın? İnşallah. Neden olmasın? Var mı bir takım böyle mesela Norwich, Everton? Manchester City. Manchester City, vay. Manchester. Buradan bu yayına sevgili Etihad gruba sesleniyoruz. Hayati, Manchester City'de oynamak istiyor, yakından takip edin. İnşallah. Hayati fizik, şöyle söyleyeyim yani şimdi ben de yüzlerce maç izliyorum. Yani fizik gücün yüksek, yani bu neden olmasın? Neden olmasın yani? Sporcularımıza dediğiniz gibi biz de bunu yaşadık. Onlar gibi sahalardan çıktık. Süper Lig gördük. Tabii. Hayal kuracaklar ama hayallerine ulaşmak için Özkan da söyledi. Fiziki, motorik, mental bunlara hazırlanmak için de otokontrol yapıp
çok çok çalışmaları gerekiyor. Özellikle futbol, günümüz futbolu zaten fiziksel, inanılmaz fiziksel. Evet. Hani bir ki hızlı oynanıyor. Basketbol da öyle mesela, eskiye göre çok mesafeler çok kısaldı. Koşu aynı. Mesafesi arttı. Tabii şimdi bir Haaland gibi bir oyuncuyu, 2 metrelik bir oyuncuyu yani defa atarken görebiliyoruz. Bir de şöyle söyleyeyim, yani aslında bir oyuncunun eksik yönlerine çalışması da çok önemli bence. Yani evet. Komple artık bir futbol oynanıyor. Yani önceden mesela çok iyi pas atardı derlerdi ya da iyi şut çekerdi. Ama şimdi iyi şut çekmesi lazım. Evet. İyi koşması lazım değil mi? Sağ içinde öncelikle şu anda yapması gereken koşu mesafesi çok önemli. Hı-hı. Yaptığı pas, pas oranı yüksek olması, bir de kazandığı top. Yani bunları iyi yapıyorsa üst liglerde kesinlikle yer alacaktır. Yani günümüz futbolu artık basit oyun. Evet. Bunu yapan oyuncu işte Özkan örnekleri, yani son maçta özellikle gösterdi. Tebrik ediyorum. Bu şekilde eğer koşu mesafesini de artırırsa neden olmasın? Mesafe derken koşu mesafesi ölçüyor musunuz yoksa? Çünkü bazen şöyle oluyor. Mesela Galatasaray'da Selçuk en çok koşan oyuncuymuş mesela. Şimdi biraz durağın önemli oyuncu sanki bize koşmuyor gibi geliyor. Aslında daha fazla koşuyorlar. Ya şu anda yani örnek verdim. Selçuk tabii şu anda bıraktı, geçti ama mesela Alanya Spor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkant örneği var. Tabii ki iyi oyuncu, kaliteli oyuncu ama koşu performansı çok yüksek. Neden? Alanı çok iyi kapatıyor. Bu da çocuklarımıza örnek. Yani çalıştıkları zaman gidebiliyorlar. Üç büyüklere gidebiliyorlar. Süper Lig'e gidebiliyorlar. Biz de bu çocuklara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çabuk oyun ve basit oyun. Şimdi biz yani topa baktığımız için toplu oyuncuyu yani ne kadar koştuğunu fark edemeyebiliyoruz. Ama topsuz oyuncu yani o zaman göz belli oluyor. Topsuz oyunlarda koşuyorlar. O mesela diyelim ki 10 bin metre, 12 bin metre evet. Mesafeye kadar çıkabiliyorlar. Şimdi Abdullah hocamız çok çok iyi. Biz kimin koşup koşmadığını görebiliyoruz kenarda. Onu fark ediyoruz yani. Şimdi şeyi soracaktım, aklıma geldi, unutmayayım da. Ne diyecektim harbiden? Önemli. Mesela La Masia'da yarım saniye derler. Yarım saniye. Yani bir saniye bile değil. Yarım hızlı saniye. Hızlı düşünce, İnanın hızlı oyun. Artık futbol günümüz futboluna dayalı. Çok hızlı düşünmek lazım. Çabuk uygulamak lazım. Evet. Hızlı oynamak lazım. Şimdi aklıma geldi, hemen söyleyeyim az önceki. Zaten şöyle baktığınız zaman, tabii sizler çok çok iyi biliyorsunuz. Yani bir 90 dakikalık bir oyunda, tabii onlar herhalde 80 oynuyorlar. O 80 dakika oyunda bir oyuncu herhalde yap 2 dakika, 2,5 dakika topla oynuyordur. Geri kalan düşünebiliyor musunuz? Yani 78 dakika topsuz bir oyun. Evet. Yani Süper Lig'de de öyle yani. Şu anda en üst seviye futbolcular, topla çok oynayan futbolcu, 2 dakikayı zor geçiyor, 2,5 dakika en fazlası. Yani tabii top ayağındayken hani tamam. Önemli olan bence topsuz oyunun da çok çok önemliliği evet. Var diye düşünüyorum. Tabii takım oyuncu kolu şu anda. Evet o. Evet. Zaten önemli olan topun oyunda kalabilmesi yani. Evet. Maalesef ligimizde top fazla oyunda kalmıyor. Maalesef. Sürekli fiziki mücadele, toplar kaça çıkıyor. Yani top bir türlü oyunda kalmıyor. Evet, bir kısa ara verelim, ondan sonra son final bölümümüze bitirelim. Evet, programımıza devam ediyoruz. Lara Spor Türkiye Şampiyonası özel programımıza. Mehmet Hocam, size devam edelim. Bu devlet ve belediyelerin amatör futbollara katkısını sormak istiyorum. Nasıl? Bu konuda bir müzdaripliğiniz var mı ya da katkı veriyorlar mı? Sizlere destek anlamında. Öncelikle ülke futbolumuzun gelişmesi için devletimizin evet. Özellikle spor kulüplerine bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Yani en alt gruptan yetiştirmeye başlıyorsun ve bunu yukarıya taşıyacağız. Ama bunu taşıyacak süre içinde yani burada kulüplerimiz muzdarip. Yani çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Kişilerle gidiyor. Kulüplerimiz tabii ki bölgede ticaret yapan insanlar bizim bölgemizde özellikle otelciler, turizmciler, esnaflar kulübümüze katkı sağlıyorlar. Fakat yeterli mi? Değil. Devletin spor politikasını değiştirmesi gerekiyor. Yani bir sporcu yetiştirmek kolay değil. Süre alıyor. Yani 10 yaşında çocuk alıyorsun. 10 yaşında ne kadar yetenekli desen de bu çocuğu 18 yaşına kadar bu sporu
eğitimini vererek geliştirmek zorundasın. Evet. Yani bizim buradaki düşüncemiz, şimdi başarılı olduk diyoruz ama bir gün iki günde başarılı olmadık. 2012'den başlayan bir süreç var ve sonrasında bu başarı geliyor. Yani bizim başarımız burada biraz bir önceki şeyde bölümde söyledik. Yani buradaki devamlı sağlamak. Burada da devletten şunu istiyoruz, ha, devletimizden, işte belediyelerimizden sadece Lara Spor Kulübü olarak değil, Türkiye'deki bütün amatör kulüplere gereken önemin verilmesi. Çünkü eğer kulüpler ön plana çıkarılırsa oyuncuların gelişimi gözlenecektir. Ya, bunda da ne var? Öncelikle tesis. Çocuklarımıza spor yaptıracak ortamları arttırmamız gerekiyor. Örnekleri var Avrupa'da ya da işte Almanya'da ya da hep örnek verdiğimiz Hollanda'da amatör kulüpler kendi tesisleri değil, devlet destekleri, bölge takımları. Yani bakış açısını değiştirmesi lazım. Ha, bu sıkıntıları dile getiriyor muyuz? Getiriyoruz. Yani biz yine şanslıyız bu bölgede. İşte daha önceki yöneticilerimiz daha önce futbol sahası olarak kullanılan alanları işte çevirmişler. Yani atıl durumda olacağını kulüp olarak kullanmak için. Biz ne yaptık? Antrenörlerle, yani bu işi antrenörlerle yapıyoruz. İşte sahanın bakımı, kesimi, sulaması, gübrelemesi, ilaçlaması. Yani burada özellikle devlet ve belediyelerimizin bu işe el atıp kulüplerimize daha iyi çalışma ortamları sağlamaları lazım. Şimdi ben mesela 1207 kadın futbol takımımızın da medyasında yani maçlarını anlatıyorum. Tamer hocamızı da bilirsiniz. Evet, yani arkadaşlar. Onlar da inanılmaz bir şey. Yani mesela Türkcell Süper Ligi'nde oynuyorlar ve şu an biliyorsalar. Evet. Ama Mustafa hocam teşekkür ediyoruz buradan. İlçe müdürümüz Murat Paşa. Yani sahalarını açıyorlar. Evet. İmkanları var. Yani büyük bir yara gerçekten. Bu sadece amatör bazda değil. Yani evet. Süper Lig'de bir takımımız var Antalyaspor'un. Evet. Bugün sıkıntı çekiyorlar. Barcelona'nın maçında 100 bin kişi izliyor Noy Comp'ta bayan futbol takımlarını. Yani aslında bu gerçekten sıkıntı. Özellikle şunu da söylememiz lazım. Ben de bir yani sporla ilgilenen bir kişi olarak söyleyeceğim. Bugün mesela dört büyüklere ya da birçok takımlara inanılmaz bir vergi olayları var. Bu yabancı futbolcular, çöpe atılan para. Bu kadar vergileri böyle hani affedip geleceğimiz olan amatör sporlara dediğiniz gibi hiç katkı olmaması, çok az olması inanılmaz bir soru işareti bence. Ya buradaki düşün değil, bilmiyorum yani kesinlikle o. Yani biz 1207 takımımıza özellikle orada görev yapan arkadaşlarımıza zorlanıyorlar. Allah kolaylık versin. Başarılar da diliyoruz takımımıza. Yani bu çocuklar hepimizin çocukları. Bu çocuklara daha iyi ortam sağlamamız gerekiyor. Bununla ilgili de örnekleri var. Örnekleri üzerinden çalışılarak yapılabilir. Kontrolleri yapılabilir. Ya burada oyuncu yetiştireceğiz diyoruz ama amatör futbolu desteklemeden oyuncu yetiştiremezsiniz. Kesinlikle. Yani yukarıda işte en büyük problemimiz yukarı oyuncu çıkmıyor diyoruz. Oyuncu çıkması için alttan gelmesi lazım. İmkanların düzeltilip çalışma ortamının daha sağlıklı hale gelmesi gerekiyor. Bizim özellikle devlet kurumlarından beklentimiz amatör kulüplere sahip çıkmaları ve daha çok imkan yaratılması. Evet Abdullah Hocam, mesela hemen şöyle devam edelim. İşte biz Litvanya'yı niye tanıyoruz mesela? Basketboldan dolayı. Yani. Yoksa küçücük bir, değil mi? Evet, evet. Yani sporun aslında öyle bir katkı anlamında da inanılmaz bir, ya da işte bir oyuncu çıktığı zaman da Avrupa'da yine Türk futbolcusu. Evet. Yani spora verilen destek bence karşılığını kat kat bulur diye düşünüyorum. Amatör sporları özellikle amatör. Siz neler düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Mehmet Hocam'a katılıyorum. Çok yetenekli çocuklar var amatör liglerde oynayan da. İşte bunları çıkarabilmek, bunları çıkarırken ama ne lazım bize? Altyapı lazım. Tesis lazım. Antrenman sahası lazım. Malzeme lazım. Yani belediyeler yılda bir defa malzeme desteğinde bulunuyor ama yetmiyor. Az. Sayı yeterli. Çünkü oyuncu çok fazla. Bunlar için de destek lazım.
belediyelerimizin destek vermesi lazım. Şimdi mesela kurum takımları kurum olduğu için kendi ayakları üstünde duruyorlar ama bizim mesela gibi amatör takımlar evet. İşte CK olsun, DSY olsun, Yol Spor olsun ne bileyim kurum takımları kendileri sürdürebiliyorlar bunu çünkü tesisleri de var. Ama bizim gibi takımlar kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyor. Şimdi mesela biz şampiyonaya gideceğiz. Kimseden destek almadan gidiyoruz. Sponsor aynen. Bu da bir maliyet. Yani 20'de 20 yapan bir takım, Türkiye evet. Şampiyonası'na giden bir takım sponsorlu evet. Olması gerekmiyor mu? Yani işte dediğim gibi burada veliler devreye giriyor. Yani i̇şte veliler, eşimiz dostumuz devreye giriyor. Yani ama şöyle söyleyeyim yani veliler tabii ki burada çocuklarının tabii evet. Başarısı önemli ama onların da durumları iyi olmayabilir. Tabii ki. Yani değil mi? Öyle ama zaten hepsinin de iyi diye bir şey yok. Başarıyı bence artıran unsur arkasında durmak. Yani maddi anlamda, manevi anlamda her şey maddi adı. Ama bir sponsor tabii. Bence Türkiye Şampiyonası sizde hani başarılı bir kulübün olması gerekiyor diye düşünüyorum ama maalesef. Yani. Aynen maalesef öyle. Şu anda işte dediğim gibi yani en azından tabii taleplerimize bulunacağız biz de isteyeceğiz ama bakalım. İnşallah destek alırız biz de kurumlarımızdan. Evet Hakan Hocam size devam edelim. Bu konularla ilgili sizden de bir yorum alalım. Evet hocalarımın da belirttiği üzere yani Lara Spor kendi ayakları üzerine duran bir kulüp. Yani veliler veya işte futbol okullarından gelen gelirler sayesinde ayakta duran bir kulüp. Yani bu belediyeler ve diğer kurumların bütün amatör kulüplere destek olması gerekiyor. Hem tesis anlamında hem de maddi destek anlamında. Evet. Şimdi dediğimiz gibi bu NAMO olimpiyatı takım şampiyona gidecek. Ancak işte yani bir destek yok. Maddi destek yok. Bunun işte ne bileyim belediyede gençlik spor bir şeyleri karşılaması gerekiyor sonuçta. Evet. Gençler size dönüyorum. Az konuşuyorsunuz kusura bakmayın. Büyükleriniz. Özkan'cığım idolün var mı bir idol futbolcu? Pjanić var. Pjanić. Aynen. Benim mevkimde oynayan bir futbolcu. Yani çok zeki oyuncu. Oyun görüşü, oyun zekası. Kondisyonu pek olmayan bir futbolcu ama... O yüzden bir varlık görüşü cidden iyi. İnşallah benim olacak. Oyun görüşü cidden iyi. Oyun ya sen kondisyon sonra. Biraz ağır mı? Demek ki sana benziyor. Abi bilmiyorum yani Pjanić'i şimdi Juventus oynatırlar mı bilmiyorum ya. Adamın bayağı da maçı var Roma Juventus'un. Yok çok kaliteli bir oyuncu. Özkan diyor ki ben örnek alıyorum onun eksiklerini tamamlayıp ben onun yerine geçeceğim diyor. Evet. İki Pjanić falan diyen vardır ya dördüncü. Evet bu hafta attığı paslar vurdu, müthiş, sol ayakla vurduğu top tabii, çok evet, kaliteydi. Kesinlikle. İnşallah. Golü çok kaliteydi. Evet. Ya biz zaten maçları çekerken gerçekten o anları zaten değil mi? O anlar oraya bir de ona garip bir şey. Mesela böyle özel firmaların bu özel spor medyalarının bu maçları çekmesi de enteresan. Yani böyle bir şeyde bir değil mi? En azından bir medyanın yardımcı olması lazım. Çok enteresan. Evet. Bu birçok konu var aslında konuşulacak. Evet. Hocam ben Özkan hemen şey de soracağım sana. İdol Pjanić dedin. Sen kendini saha içerisinde nerede tam rahat hissediyorsun? Tam 10 numarada mı? Yoksa ya ön libero 10 numara. O benim zaten oyun stilim oralara uygun. Ben oralarda kendimi iyi hissediyorum. Merkezde. Evet. Evet hayat sana dönüyorum. İdolünü sen zaten uyuyacaksın az kaldı şimdi. bebeğim diye. Hayatıcım kim örnek alıyorsun? Arsenal'de Ben White var. Onun dışında bir de Ruben Dias. İnanılmaz bir transfer. 50 milyon evet. Brighton'dan gitti değil evet. Mi? Onun bence çok iyi ayakları var. Sağa sola olsun. Oyun kuruşu olsun. Benim çok hoşuma gidiyor. Ruben Dias'ın da sertliği, özellikle fiziği... Sana biraz benziyor mu Ruben Dias? Farkında mısın? Evet. Falan. İşte fiziği olsun, sertliği olsun, müdahaleleri olsun hoşuma gidiyor. Evet. Canım sıkıldı seyrediyorsun rakiplere. Örnek aldıkları oyuncuları seyrediyorlar. Sen kendini nerede rahat hissediyorsun? Yani hocam çok iyi biliyor tabii seni nerede oynatacağını. Ben öncelikle... Hocamız nerede görev verirse onu en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yaparız ama stoperde daha iyi. Hocam bir ara santrafora da çıkarmıştık. Sıkıştığımız zaman her yere atabiliyoruz. Tabii. Oyuncumuza güveniyoruz.
Evet, programımızı bitireceğiz Abdullah Hocam sizle. Bir şey daha ekleyeceğim. Siz de devam ediyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Maçlarımıza geldiniz. Şimdi maç özetlerini izlerken sizin o heyecanı yaşamanız sanki bizim kulübün basın sözcüsü gibi o heyecanla anlatmanız bizi de çok mutlu etti. Çok biz de size teşekkür ederiz. Sizi de aileden görüyoruz artık. Ailemizden biri gibi görüyoruz, evet, Özcan dediği gibi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Valla ben büyük sevinçle, yani zaten samimiyetle anlattım. Yani o çocuklara kardeşim, evet, gibi yani onların başarısı, herkes başarılı olsun. Her çalışan futbol takım başarılı olsun. Ama tabii ki ben de canı gönülden başarılarını devamını diliyorum. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Türkiye Şampiyonası. Şimdi Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz işte. Kura çekimini bekliyoruz. Çalışmalarımıza başladık. İnşallah gidince bakalım, orada göreceğiz. Evet, Nyon'dan canlı yayın böyle Fiko falan çekiyormuş. Aslında böyle bilmiyorum, böyle eski oyuncuların kura çekimlerinde falan değil mi olması güzel olmaz mıydı? Aklıma geldi. Yani, tabii farklı katar, örnek anlamda çocukları katkısı alalım. Fiko çekiyor, Carlos çekiyor. Evet. Mehmet Hocam, evet, sizler de son cümlenizi alın. Öncelikle size tebrik ediyorum gerçekten. Amatör futbolu önemsediğiniz için öncelikle Acele Spor'a teşekkür ediyoruz. Burada olmanız bize mutluluk verdi. Demin söyledik, tabii ki devlet kurumları, belediyelerimiz, bağlantılı olduğumuz insanlar var, görüşüyoruz, diyalog kuruyoruz. Katkı sağlayan, amatör futbola katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Burada Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve sonrasında da özellikle onursal başkanımız Sezgin Özer, Fesih Avcı ve özellikle başkanımız Abdullah Soydal ve yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki kısıtlı imkanlarımız var. Biz bir devlet kurumu ya da belediye değiliz ama yanımızda olan insanlar da gerçekten özverili bir şekilde kulübümüze katkı sağlıyorlar. Neden? Onlar da demin konuştuğumuz şeyleri, düşünceleri onlara paylaştığımız için bu yönde bize destek oluyorlar. Amatör takım olarak biz onlarla birlikte biraz daha kendimize şansı görüyoruz. Çünkü çok çok daha kötü durumda olan, sadece halı sahada çalışan takımlarımız var. Oyuncu çıkaran takımlarımız var. Onların durumlarına da üzülüyoruz. İstiyoruz ki burada bu işin paydaşları olarak herkesin geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkıp daha iyi imkanlar yaratıp hep diyoruz işte Almancı futbolcular diyoruz. 3 milyondan işte futbolcu çıkıyor Türkiye'mize çıkmıyor. Değil. Esasında çok yetenekli oyuncularımız var. Sadece bunlara sahip çıkıp bunlara yatırım yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapılıyor. İyi oyuncular var. Tekrar söylüyorum. Eğer profesyonel anlamda bakış açısını değiştirirsek ülkemizde, bu coğrafyada çok iyi oyuncu ve kaliteli oyuncular yetiştireceğimize inanıyorum. Örnekleri var zaten. Evet. Örnekleri var. Evet, Hakan Hocam, sizin de sorunuz. Evet. Biz eğitimciler olarak, yani bizim işimiz eğitmek, insan eğitmek. Bu çocuklar hepimizin geleceğimiz. Her şey biz bunlar için. Lara Spor ailesi olarak biz daha iyi birey, daha başarılı sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Daha üstün başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Sizlere de Lara Spor'un sesi olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yo, estağfurullah. Estağfurullah. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza çok büyük keyif aldık biz de. Sizlere de Türkiye Şampiyonası öncesi başarılar diliyorum. Gençler, sizlere de artık her şey sizin ayaklarınızın, dedelerin ayaklarınızda, artık işte kalbinizde. Ben başarılı olacağınıza çok inanıyorum. İnşallah. Lara Spor'a da gerçekten başarılar diliyorum inşallah. Önemli oyuncular piyasaya kazandıracağınıza canı gönden eminim. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka programlarda görüşmek dileğiyle, sevgiler, saygılar efendim. Tamamlar olmaz diyor.